Çok değerli divan başkanım, çok değerli divan, çok kıymetli şeref başkanım, Türkiye Yazarlar Birliği'nin çok kıymetli başkanları, önceki başkanlarımız, aksakallarımız, ülkemizin çok güzide sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerimizin temsilcileri, şube başkanlarımız, şube yönetiminden dostlarımız, temsilcilerimiz, Türkiye Yazarlar Birliği'nin çok güzide üyeleri, Türkiye Yazarlar Birliği ailesinin mensupları, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Az önce Divan Başkanımız Nazif Öztürk abimizin de ifade ettiği üzere gerçekten Türkiye Yazarlar Birliği'nin çatısı altında olmak, sokağından geçmek, mahallesinde bulunmak bir ayrıcalık. Ben kendi namıma Türkiye Yazarlar Birliği'nin bir mensubu olmaktan, çatısı altında bulunmaktan ve naçizane bu güzide kurumun faaliyetlerinin bir parçası olmaktan iftihar ediyorum. Artık yarım asrı bulan kültür, fikir, sanat hayatımıza katkı sunmak amacıyla tamamen gönüllülük esaslı, kamu yararına olan Türkiye Yazarlar Birliği 44. yılına ulaştı ve 22. genel kurulunu icra ediyor. Aramızda da bulunan çok değerli kurucu genel başkanımız, şeref başkanımız Mehmet Doğan abimiz ve ondan sonra devam eden ve aramızda bulunan genel başkanlarımız var. Nazif Öztürk abimiz, Atilla Maraş abimiz, Hicabi hocamız, burada gördüğüm başkanlarımdan. Gerçekten ilk kurucu üyeleri başkanlarıyla birlikteliğini sürdüren, istikametini hiçbir zaman değiştirmemiş bir kuruluştan bahsediyoruz. Türkiye Yazarlar Birliği herhangi bir sivil toplum kuruluşu değildir. Türkiye Yazarlar Birliği herhangi bir gönüllülük esaslı kuruluş da değildir. Ben Türkiye Yazarlar Birliği'ndeki faaliyetlerin bereketli olduğunu düşünüyorum. Az önce slaytta izlemeye çalıştık. Gerçekten birbirinden mühim, amiyane tabirle baba faaliyetler icra etti. Artık bir gelenek de oluştu. Artık bir geleneği olan kuruluş. Bazı faaliyetlerimiz 30. yılında 14.sünü yapıyor. Türkçenin şiir şöleni gibi ödül takdimi, ahlak şuralarımız gibi birçok faaliyetimiz, birazdan tabii faaliyet raporumuz okunduğunda bunlar dile getirecek. Ben sadece bir açılış konuşması için çıktım. Çok da uzun konuşmayacağım. Ama şunu ifade etmek istiyorum ki, Türkiye Yazarlar Birliği'nin hiçbir siyasi angajmanlara girmeksizin, gündeme ve güncele esir olmaksızın ve gündemleri aşan, günceli aşan, kalıcı faaliyetler yapmasındaki ana esprinin samimiyeti ve ihlası olduğunu düşünüyorum. Ve istikametinin olduğunu düşünüyorum. Kuruluş gününden itibaren herhalde çok samimi duygularla kurulduğu için Yazarlar Birliği gerçekten bu istikameti hiçbir sapma göstermeksizin, Türkiye'nin içinden geçtiği o zor günler, sosyolojik, siyasi çalkalanmalara rağmen, o denizdeki alabolalara rağmen Yazarlar Birliği hep ayakta dimdik durmuştur. Yakın zamandaki salgın döneminde dahi Yazarlar Birliği faaliyetlerine hiç ara vermemiştir. Sanal ortamda da çok güçlü faaliyetler gerçekleştirmiştir. Özellikle de
edebiyatımıza, tarihimize, kültürümüze katkı noktasında çok özgün diyebileceğimiz kalıcı faaliyetlere öncülük etmiştir ve bunları da artık bir geleneğe, bunları belli periyotlarda ikişer yıllık, üçer yıllık şekilde devam ettiği, az önce ifade ettiğim üzere 14.sünü, efendim işte 10.sünü, 7.sini yaptığımız yıllarına göre faaliyetlerimiz var. Tabii bu faaliyetleri yaparken Türkiye Yazarlar Birliği hiçbir zaman kendisini ön plana çıkarmak, tek başına bir faaliyet yapma felsefesiyle hareket etmemiştir. Türkiye Yazarlar Birliği faaliyetlerinde, diğer sivil toplum kuruluşlarının da faaliyetlerine dahil ederek, iş birliğini artırarak, ülkemizin kültür hayatına, edebiyat hayatına, sanat hayatına, fikir hayatına katkıyı birlikte gerçekleştirme gayesini bitmiştir. Genel kurulumuzdan önce paylaştığımız Türkçe Şurası'nın faaliyetinde de 4 paydaş, müşterek kuruluşumuzun var olduğunu zikretmiştik. Bu da bunun bir örneği. Gerçekten 22. Genel Kurulu'nu yaptığımız bu günde geriye dönüp baktığımızda çok güzide yazarlarımızın bu çatı altında bulunduğunu, samimi ve ihlaslı olarak faaliyetleri yürüttüklerini ve bu bayrağın adım adım kararlı bir şekilde ilerlediğini gördük. Az önce adlarını saydığım genel başkanlarımız, aramızda da bulunanlar hiçbir zaman irtibatını koparmadı. Başta Şeref Başkanımız, aynı zamanda Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı'nın mütevelli heyet başkanı Mehmet Doğan ağabeyimiz, tüm bu süreçlerde yapılan faaliyetlerde ilgi alakasını her zaman sürdürdüler. Allah razı olsun. Yapılacak her faaliyette kendisine müracaat ettiğimizde fikirlerini, düşüncelerini, emeğini hatta hiçbir zaman esirgemedi. Diğer genel başkanlarımız faaliyetlerimizin hala devam edenlerine, Mevlana okumalarında işte Vizyar Hocam sağ olsun, Adnan Hocam'la beraber burada mesnevi okumalarımız bizim tabii yılları aşan, 18 yıl devam edip hatimesini yapıp tekrar başladığımız bir faaliyetimiz. Yani birazdan faaliyetlerde arkadaşlarımız onları okuyacak. Ama şunu söylemek istiyorum son söz olarak bir açılış konuşmasında şunu söylemek isterim. Türkiye Yazarlar Birliği ülkemizde örneği olmayan yegane sivil toplum kuruluşumuz. Artık öyle bir kültürü oluştu ki o gün genç olan, 35'inde olan, 40'ında olan gençlerimiz şu an aksakallarımız, aksaçlılarımız. Onları var. Bir orta kuşağımız var. İşte Mehmet Bey gibi bizler gibi işte tabii Şube Başkanlarımız da artık biz orta kuşağız. Genç meş değiliz. Tabii bir de artık gençlerimiz var. Genç TYB'lerimiz, gençlik birimlerimiz, gençlik şubelerimiz. Tabii burada şubelerimiz, çok köklü şubelerimiz var. Aha daha burada ben niye görmüyorsun diyor Konya'dan geldi. Trabzon'dan, işte Kahramanmaraş'tan, Kayseri'den gelen tüm şubelerimiz. Ankara şubemiz tabii burada dostlarımız var ve gerçekten artık böyle aksakalları, aksaçları olan ve onların izinden giden orta kuşak, onların bir anlamda izini takip eden ve onları da takip eden gençlerimiz. Artık böyle bir geleneği olacak ve bunu da gerçekten bir samimiyetle, bir kardeşlik ruhuyla gerçekleştiren bir kurumdan söz ediyoruz. Ben bu anlamda Türkiye Yazarlar Birliği çatısı altında olmaktan ve burada faaliyet yapıyor olmaktan diyebilirim ki belki bir beşer olarak en iftihar ettiğimiz, en mutluluk duyduğumuz bir an. Tam anlamıyla gönüllülük kuruluşu. Resmi işlerimiz var, resmi faaliyetlerimiz var. İnanın oradan daha bereketli, daha feyizli faaliyetlerin yapıldığı bir kurum. Biz daim olmasını diliyoruz. İnşallah, tabii şu ana kadar bu bayrağı, bu emaneti birkaç dönemdir devam ettirmeyi çok kıymetli delegelerimizin
teveccühüyle sürdürmek bize nasip oldu. 22. yönetimi, 21. yönetimi olarak bu görevi ifa ettik, hakkıyla ifa etmeye çalıştık. Zor zamanda bunu ifa etmeye çalıştık. Tabii bu son iki yılı çok zorlu yıl olmasına rağmen fırsat bulduğumuz anlarda bir araya geldik. Online toplantılarımızı gerçekleştirdik, faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'yla ilgili, Türkçe Şurası'yla, Ana Şurası'yla ilgili faaliyetlerimiz ve gerçekten 21. yönetim kurulumuz bereketli faaliyetlere zor zamanda imza attı. Bundan sonrası için ben aynı kararlılığa devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü kuruluşu hayırlı bir şekilde, samimi düşüncelerle kurulmuş, ihlasla kurulmuş, istikameti, hedefi çok iyi belirlenmiş bir müessese, bir kuruluş. Ben nice 22 yıllara ulaşacağını düşünüyorum. Yani Türkiye Yazarlar Birliği'nin istikametini, hedefini güçlendirerek devam ettireceğini düşünüyorum. Ve bugüne kadar emeği geçen, aramızdan ayrılan, rahmeti rahmana kavuşan büyüklerimiz oldu, üyelerimiz oldu, abilerimiz oldu. Hepine rahmet diliyoruz. Hasta olanlar var, aramızda olamayanlar var. Muhsin abimiz, İbrahim Ulvi abimiz, İbrahim Ulvi abi ilk kez bir genel kurula katılamayacağını ifade ettiler. Tabii artık yaşlanıyoruz, bunu kabul ediyoruz artık. Bunlar bizim bir gerçekliğimiz insanlar. Selamı var tabii, onların da selamları var. Tabii biz emeği geçen tüm büyüklerimize, abilerimize, dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz, minnetlerimizi sunuyoruz. Ve Türkiye Yazarlar Birliği vefayı önemsiyor. Az önce slide'ı da izledik. Vefa programlarını devam ettiriyoruz. Yazarlığının işte belli yıllarına gelmiş büyüklerimize yine programlar düzenliyoruz. Bu değerler üzerinden, bu köklerimiz üzerinden ilerlemeye inşallah Yazarlar Birliği daha güçlü olarak devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 22. Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.